Herkese merhabalar. Denemelerden nasıl düşük puan alırız? Denemelerde nasıl sonuncu oluruz? LGS'ye kadar hazırlandığımız denemelerde moralimizi nasıl bozarız? Bunu merak ediyor musun Tonguç'um? Evet istiyorum. Çok bir şey değil. Harikasın. O zaman doğru taktiklerle denemelerde sonuncu olabilmeni sağlayacağız. Esas da tabii ki burada kinaye yapıyoruz. Yani söylemek istediğimizin tersini söylüyoruz. Denemelerde, LGS'de bir deneme bunu unutmayalım. En iyi notlar alabilmek için, en yüksek puanlar alabilmek için buradaki taktikleri uygulamamalıyız. Bunun tersini uygulamalıyız. Ama bugün Tonguç'u denemelerde sonuncu yapmak için bazı taktikler vereceğiz. Hazırsan gelsin sonunculuk. Aynen gelsin sonunculuk Tonguç'a diyoruz ama sizler de tam tersini yaparak birinciliği inşallah kapacaksınız. Şimdi kötü deneme için taktiklerimizi 3 kısma ayırdık. Deneme öncesinde yapmamız gerekenler, deneme sırasında yapmamız gerekenler, deneme sonrasında yapmamız gerekenler. Deneme öncesinde mutlaka dağınık bir ortamı, plansız bir ortamı ve motivasyonu düşük bir ortamı kendimize hazırlamamız lazım. Bunu birazdan tek tek açıklayacağız. Deneme sırasında ne yapmalıyız Tonguç'um? Batırmalıyız hocam. Aynen batırmalıyız diyorsun ama nasıl batıracaksın? Yani denemede nasıl kötü yapacaksın? Girdin denemeye sorular geldi önüne. Eğer sen takıldığın soruda atlarsan, takıldığın soruları sonlara bırakırsan onları doğru yapabilme ihtimalin artar. Ama takıldığın soruda ısrar edersen bir sürü süre kaybedersin ve bu da senin denemenin kötü geçmesine sebep verir. Dolayısıyla bunun tabii ki tam tersini yapacağız arkadaşlar biz. Turlama taktiği uygulamayarak, soru soru kodlayarak yani sayfa değil, sayfa değil de soru soru kodlayarak ve zamanı da hiç önemsemeyerek esas da deneme sırasında da başarımızı azaltabiliriz. Deneme sonrasında da hiçbir şekilde hatalarımıza bakmayıp konu tekrar yapmazsak artık denemelerde başarısızlıklar bizi bekliyor. Ama bunların tersini yaparsak ki bence sizler bunu yapmalısınız arkadaşlar. Denemelerde en yüksek notlar bizi bekliyor. Şimdi birincisi ortamla başlıyoruz. Dağınık bir ortamda deneme çözdüğümüzde netlerin düşük geldiği anlaşılmış. Yani dağınık bir ortamdan kastım ne? Mesela diyelim şurası bir şey olsun. Boş bir masa olsun. Sen de denemeye giriyorsun Tonguç evladım benim. Masanın üzerinde neler olmalı sence? Telefon. Aynen telefon olmalı. Başka ne olmalı? Televizyon kumandası. Televizyon kumandası olmalı. Başka ne olmalı? Kitaplar. Aynen kitapların olmalı. Başka? Çay. Çay çok güzel. Çay bitti gerçi ama başka? Makas hocam. Makas olabilir diyorsun. Tamam. Bu kadar çok şeyin olduğu bir yerde yani dağınıklığın olduğu bir yerde tabii ki dikkatine dağılacak. Peki gerçek sanada bizim yanımızda telefon olabilecek mi Tonguç'um? Hayır olmayacak. Peki televizyon kumandası ya da kitaplar ya da makas ya da çay çorba olabilecek mi? Olamayacak. O zaman gerçek sınavdaki gibi çözersek yani düzgün, temiz, ortamın net olduğu bir masada çözersek denemede netlerimiz artıyor. Ama meyve tabağı, telefon, melefon dikkatimizi dağıtacak şeylerin olduğu yerde deneme çözersek netlerimiz azalıyor. Dolayısıyla ortamımız ne kadar dağınık olursa netlerimiz o kadar düşük oluyor. O zaman denemelerde netlerimizin düşük olmasını istiyorsak ne yapacağız Songuç? Dağınık bir ortamda çalışacağız. Harikasın. Dağınık bir ortamda çalışacağız. Tam tersini istiyorsak da düzgün bir ortamda çalışacağız. Gelelim motivasyona. Denemelerden önce motivasyonumuzu düşürecek her bir cümle, her bir ifade denemeye direkt olarak yansıyor. Hatta biz bir araştırma yapmıştık. Öğrencimizin bir tanesine aynı denemeyi zor diye anlattık. Dedik bak bu deneme çok zor, çok zor, çok sıkıntı yaşayacaksın dedik. Hatta kapağında böyle siyah yaptık. Bak bu deneme çok zor bir deneme. Herkes patladı, sen de patlayacaksın dedik. Sonra aynı soruları ondan daha zayıf bir öğrenciye, bu deneme güzel, sen yaparsın inşallah. Biz yapabileceğine inanıyoruz deyip denemeyi daha açık renkte bir kapakla sunduk. O zayıf öğrenci çalışkan olan öğrenciyi yardı geçti, süper yaptı. Çünkü deneme öncesinde motivasyon kazanmıştı. Yapabileceğine inanıyordu ve denemeyi alır almaz ben bunu yaparım dedi. Aynı şekilde diğer öğrenci ise baştan moralini bozdu. Dedik ki ona... Sen tam bir dangozsun. Aynen, sen tam bir dangozsun dedik. İşte insanoğlu da kendine her zaman acımasız davranıyor. Yani biz arkadaşlarımıza, sevdiklerimize yaparsın sen, harikasın sen, yaparsın üzülme, devam et, matematiği de halledersin diyoruz. Ama kendimize gelince yapamayacaksın. Yeni nesil matematik çok zor. LGS imkansız falan diye moralimizi bozuyoruz. O zaman moralimizi bozarsak denemelerde netlerimiz düşüyor. Ama sen tam bir dangosun demezsek, sen bir tam süpersin, sen başarırsın, sen başarmak için varsın dersek denemelerde netler artıyor Tonguç'um. Üçüncüsü ise plan. Plan yapmak çok önemli. Denemede örnek veriyorum sayısal bölümde biz öğrencilerimize öncelikle fenden başlayın sonra matematikten başlayın diyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü fenin puanı daha yüksek. Hayır fenin puanı daha yüksek olduğu için değil. Fenin soruları biraz daha kolay. Matematiğe göre biraz daha kolay. Önce kolay sorularla başlayıp moral depolayalım. Sonra bizi zorlayacak olan matematiğe geçelim diyoruz. Ama sen bu planı yapmadan direkt sınava girersen, direkt matematikten başlarsan ister istemez birkaç soruda zorlanınca fende yapabileceğin kolay soruları da kaçırma ihtimalin artar. Dolayısıyla plansız girdiğimizde denemelerde netlerimiz düşüyor Tonguç. Ama planlı girersek denemelerde netlerimiz artıyor. Turlama taktiği de çok çok önemli bir taktik. Turlama taktiğini... Turlayayım mı turlamayayım mı hocam? Burada yazıyor Tonguç'um turlama diyor. Yani başarısız olmak istiyorsan turlama. Ama başarılı olmak istiyorsan turla. Yani önce kolay soruları yap,
Sonra takıldığın soruları yuvarlak içine al, onlara bak. En son turda da en zor olan sorulara bak. Yani anti fıstığı yöntemi. Önce açık fıstıkları yiyoruz, sonra kapalı fıstıklara yöneliyoruz. Çünkü kapalı fıstıkları en başta yemeye çalışırsak dişimiz acır, dişimiz kırılabilir. Ama ilk başta kolay sorular yaparsak moralimiz bozulmadan rahat rahat ilerleriz. Yani geldik mesela, diyelim ki bu soruyu yaptık, bu soruyu yaptık, bu soruda takıldık. Bu takıldığımız soruya şöyle kocaman bir yuvarlak değil de mintoş bir yuvarlak koyarsak, ardından dönüşte de bakarsak buna turlama taktiği oluyor. Ama turlama taktiği uygulamazsak netlerimiz düşüyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz Songuç'um? Turlamıyoruz. Aynen. Yani bildiğimiz sorulardan değil, ilk sorudan başlıyoruz. Kazık sorun var, ısrar ediyoruz. Zor sorun var, ısrar ediyoruz. Eğer bildiğimiz sorulardan, yani deneme önümüze geldi, böyle yapabileceğin kolay sorulara şöyle baktım, ben bunları değil de önce şuradan başlayayım demeyip de direkt ilk sorulardan başlarsan ve takıldığın soruda ısrar edersen ne oluyor? Netlerin düşüyor. Çünkü sınavlarda veya sınav hazırlık sürecinde takıldığı soruları atlayan, takıldığı derslerden vazgeçip diğer derslere yönelen öğrencilerin başarılı olduğu ortaya çıkmış. Yani şunu demek istiyorum. Sınavda da, sınava hazırlık sürecinde de turlama taktiği uygularsak başarılı oluyoruz. Bunun tersini yaparsak da başarısız oluyoruz. Yani sınava girdin, Türkçe'de mesela soruları yapıyorsun. Bir soruda takıldın, onu yuvarlak için alıp sonradan bakarsan sınavda netlerin yüksek geliyor. Aynı şekilde de ders çalışıyorsun mesela, diyelim ki açtın deneme çözüyorsun. Deneme esnasında takıldığın bir soru oldu ve denemeyi bıraktın. Halbuki bırakmayıp turlama taktiği yaparak çözmelisin. Veyahut da önce matematikten başladın. Matematikte sabah dedin ki ben işte bugün işte 20 tane matematik sorusu çözeceğim dedin. 20 tane fen sorusu çözeceğim dedin. 20 tane Türkçe sorusu çözeceğim dedin. Ama matematikte tıkıldın, hemen ne yapacaksın? Bırakıp kalkarım. Aynen, bırakıp kalkarsan başarısızlık geliyor. Ama bir dakika kardeşim, ben matematikte takılmış olabilirim ama biraz dinleneyim. Fen ödevlerimle devam edeyim. Türkçe ödevlerimle devam edeyim. Sonra tekrar matematiğe dönerim dersen o günkü görevlerini tamamlamış oluyorsun. Aynı denemeyi süper tamamladığın gibi, aynı LGS'yi de süper tamamlayacağın gibi. Dolayısıyla hem çalışırken hem deneme çözerken turlama taktiği bize başarı getiriyor. Ama turlamazsak, yapamadığımız soruda ısrar edersek, yapamadığımız derste, sıkıldığımız derste ısrar edersek o zaman zaten başarısızlık geliyor. Kodlama da çok önemli Tonguç'um. Sen soruları nasıl kodluyorsun? OPTPT, terazi, lastik, jimnastik. Aynen, çok güzel söyledin. OPTPT, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Böyle bir şey olabilir mi Tonguç'um? Böyle kodlarsan başarısı gelir. Hocam ben zaten sonuncu olmak istiyorum. Pardon, zaten sen sonuncu olmak istiyorsun. Pardon, kafam karıştı. Tam tersi bir şekilde kodlarken soru soru değil de sayfa sayfa kodlamalıyız. Yani açtığın sayfayı, birinci soru A, ikinci soru C, üçüncü soru D şeklinde değil de 1, 2, 3'ü burada yapıyorsun. Sonra bu sayfayı geçiriyorsun. Diyorsun ki ben 1'i A yapmıştım, 2'yi B yapmıştım, 3'ü de C yapmıştım diyorsun. Sonra geçiyorsun buraya. 4, 5, 6. 4'e B dedin, işaretledin. 5'e A dedin, işaretledin. 6'yı boş bıraktın. Dolayısıyla 6. soruda da Tonguç'um diyorsun ki ben 6'yı boş bıraktım. Bunda 6'yı boş bıraktığını görebiliyorsun. Sonuç olarak sayfa sayfa kodlamak hem dinlenmemizi sağlıyor hem de kaydırma yapmamızı önlüyor. Ama tek tek soru soru kodlarsak veya senin yaptığın gibi OPTPT karamela sepeti dersek bu durumda netlerimiz daha da düşüyor. Zaman yönetimi de çok önemli. Biliyorsun LGS'de bize ne kadar süre veriyorlar? 10 dakika. Ne 10 dakika Tonguç'um? Sözel bölümde 75 dakika, sayısal bölümde 80 dakika süre veriyorlar. Yani sözel bölümde bir soru için 1,5 dakika, sayısal bölümde bir soru için 2 dakika süre veriyorlar. Ve bu süreyi iyi değerlendirirsek, dikkatli değerlendirirsek, ne zaman başladığımızı, ne zaman bitirdiğimizi bilirsek, sürekli saate bakmazsak esasında bizim için yeterli bir süre. Ama sürekli saate bakarsak bu bizi stres yapabilir. Süreyi hiç kontrol etmezsek bu bizi stres yapabilir. Dolayısıyla zaman yönetimi de önemli. Doğru zaman yönetimi netlerimizin artmasını sağlıyor. Ama zamanı doğru yönetmezsek, şimdiden soru çözerken hiç süreye bakmadan çözersek o zaman netlerimiz düşüyor. Hata kutusu önemli. Sınavdan sonra diyelim ki denemeye girdin, motivasyon denemelerine girdin. Burada denemeyi yaptıktan sonra biliyorsun bizim burada deneme değerlendirme kitapçığımız var. Bu değerlendirme kitapçığında hangi soruyu yanlış yaptığının hangi konuyla bağlantısını söylüyor. Yani matematikte üçüncü soruyu yanlış yaptım değil, matematikte tam kare özdeşini yanlış yaptım diyerek o hatanın üzerine gidersen bir dahaki denemede netlerin artıyor. Bir dahaki denemede o hatayı yapmıyorsun. Ama bunu hiç kontrol etmezsen, ama neyse neyse hatalarım hatadır işte, hatasız kul olmaz, hatasız kul olmaz deyip geçip gidersen bu durumda hatalarını kontrol edemiyorsun ve ileride de aynı hatalar karşına çıkıyor ve maalesef yanlış yapıyorsun. Dolayısıyla denemelerde düşük not almak istiyorsak hatalarımızı göz ardı edeceğiz. Ama denemelerde yüksek not almak istiyorsak mutlaka buradaki deneme değerlendirme kitapçığından denemelerdeki yanlışlarımızı analiz edeceğiz sonuç evladım benim. Ve en önemlisi konu tekrarı. Bizler tabii ki LGS'de karşımıza bir deneme gelecek. Deneme çözeceğiz. LGS bir deneme. Ama bu denemenin sonucu bizim hangi liseyi, hangi fen lisesini, hangi anonim lisesini kazanacağımızı belirliyor. Ama bunun öncesinde bu denemelerde ve bu denemede daha doğrusu LGS'de başarılı olmak için konularımızı iyi tekrar etmemiz lazım. Konuları tekrar etmezsek ne olur?
başarılı olamayız. Dolayısıyla sen yanlış yaptığın konularla alakalı konu tekrar yaptığında, kendine planlı bir çalışma yaptığında başarı geliyor. Ama bunu yapmazsan da başarısız geliyor. Sonuç olarak işin şakası bir yana arkadaşlar, denemelerde eğer yüksek not almak istiyorsanız motivasyonunuzu yüksek tutmalısınız. Doğru bir ortamda, yani gerçek sınava gireceğiniz bir ortamda çözmelisiniz. Ve en önemlisi de kendinize güvenerek turlama taktiğiyle çözmelisiniz. Bundan sonra da zaten netlerinizin arttığını göreceksiniz. Ve şunu da unutmayın, şu anda netleriniz bazen artıp bazen azalabilir, bazen artıp bazen azalabilir, bazen iyi bazen kötü yapabilirsiniz. Ama bir şey dikkatinizi çekti mi Tonguç'um? Sıradağlar olmuş. Evet, sıradağlar oluşmuş ama aynı zamanda bu sıradağlar gittikçe yükseliyor. Yani bir iniş bir çıkış olacak. Belki Nisan ayında bile hiç istemediğiniz deneme sonuçları gelecek ama gerçek LGS'ye girdiğinizde, LGS 2023'e girdiğinizde şovunuzu yapacaksınız. Motivasyon denemelerinde yaptığınız veya başka denemelerde veyahut da geçmiş yıllardaki LGS sorularında yaptığınızdan çok daha iyi netler yapacaksınız inşallah. Bizler sizlere güveniyoruz. Yanınızdayız. Bizler kapıyı açacağız. İçeriye kendiniz gireceksiniz ve o okulları, o fen liselerini, o Anadolu liselerini sizler kazanacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım.